Bölüm 26. İsa'yı öldürme tasarısı. İsa bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine şöyle dedi: Biliyorsunuz, iki gün sonra fısıh bayramıdır ve insanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek. Bu sırada başkâhinler ve halkın ihtiyarları Kayafa adındaki başkâhinin sarayında toplandılar. İsa'yı hileyle tutuklatıp öldürmek için düzen kurdular. Ama bayramda olmasın ki halk arasında kargaşalık çıkmasın, diyorlardı. İsa Beytanya'da. İsa Beytanya'da cüzzamlı Simon'un evindeyken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, hoş kokulu bir yağ getirmişti. İsa sofrada otururken kadın yağı onun başından aşağı döktü. Öğrenciler bunu görünce kızdılar. Nedir bu savurganlık? Dediler. Bu yağ pahalıya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi. Söylenenlerin farkında olan İsa öğrencilerine, Kadını neden üzüyorsunuz? Dedi. Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın bu hoş kokulu yağı beni gömülmeye hazırlamak için bedenimin üzerine boşalttı. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu müjde dünyanın her neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak. Yahuda'nın ihaneti. O sırada 12'lerden biri, adı Yahuda İskaryot olanı, başkâhinlere giderek, "Onu ele verirsen bana ne verirsiniz?" dedi. 30 gümüş tartıp ona verdiler. Yahuda o andan itibaren İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Fısıh yemeği. Mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrenciler İsa'nın yanına gelerek, "Fısıh yemeğini yemen için nerede hazırlık yapmamızı istersin?" diye sordular. İsa onlara, "Kente varıp o adamın evine gidin," dedi. "Ona şöyle deyin: Öğretmen diyor ki, zamanım yaklaştı. Fısıh bayramını öğrencilerimle birlikte senin evinde kutlayacağım." Öğrenciler İsa'nın buyruğunu yerine getirerek fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12 öğrencisiyle yemeğe oturdu. Yemek yerlerken, "Size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri beni ele verecek," dedi. Bu söz onları kedere boğdu. Teker teker, "Yoksa beni mi demek istedin ya Rab?" diye sormaya başladılar. O da, "Beni ele verecek olan," dedi. "Elindeki ekmeği benimle birlikte sahana banmış olandır. İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğlunu ele verenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu." Onu ele verecek olan Yahuda, "Rabbi, yoksa beni mi demek istedin?" diye sordu. İsa ona, "Söylediğin gibidir," karşılığını verdi. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı. Şükran duasını yapıp ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. "Alın, yiyin," dedi. "Bu benim bedenimdir." Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek, "Hepiniz bundan için," dedi. "Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size şunu söyleyeyim. Babamın egemenliğinde sizinle birlikte tazesini içeceğim o güne dek
asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim. Bir ilahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor. Bu sırada İsa öğrencilerine, "Bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz," dedi. "Çünkü şöyle yazılmıştır: çobanı vuracağım, sürüdeki koyunlar da darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim." Petrus ona, "Herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem," dedi. "Sana doğrusunu söyleyeyim," dedi İsa, "bu gece horoz ötmeden sen beni 3 kez inkar edeceksin." Petrus, "Seninle birlikte ölmem bile gerekse seni asla inkar etmem," dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söylediler. Getsemani bahçesinde. Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen bir yere geldi. Öğrencilerine, "Ben şuraya gidip dua edeceğim. Siz burada oturun," dedi. Petrus ile Zebedi'nin 2 oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, "Canım ölüm derecesinde kederli," dedi. "Burada kalın. Benimle birlikte uyanık durun." Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. "Baba," dedi, "mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun." Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, "Demek ki benimle birlikte 1 saat uyanık kalamadınız," dedi. "Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür." İsa 2. kez uzaklaşıp dua etti. "Baba," dedi, "eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse senin istediğin olsun." Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına bir ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle 3. kez dua etti. Sonra öğrencilerin yanına dönerek, "Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?" dedi. "İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte beni ele veren geldi." İsa tutuklanıyor. İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda geldi. Yanında başkâhinlerle halkın ihtiyarları tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. İsa'yı ele veren Yahuda, "Kimi öpersem İsa odur. Onu tutuklayın," diye onlarla sözleşmişti. Dosdoğru İsa'ya gidip, "Selam Rabbi," diyerek onu öptü. İsa ona, "Arkadaş, bunun için mi geldin?" dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı, İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri ani bir hareketle kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. O zaman İsa ona, "Kılıcını yerine koy," dedi. "Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir?" Bundan sonra İsa kalabalığa dönüp şöyle seslendi: "Bir haydutun peşindeymiş gibi beni kılıç ve sopalarla mı yakalamaya geldiniz? Her gün tapınakta oturup ders veriyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bütün bunlar peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu."
O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa yüksek kurulun önünde. İsa'yı tutuklayanlar onu başkâhin Kayafa'ya götürdüler. Din bilginleriyle ihtiyarlar da orada toplanmışlardı. Petrus İsa'yı uzaktan ta başkâhinin avlusuna kadar izledi. Sonucu görmek için içeri girip nöbetçilerin yanına oturdu. Başkâhinlerle yüksek kurulun tamamı İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde aradıklarını bulamadılar. Sonunda iki tanık çıktı ortaya. "Bu adam," dediler, "ben Tanrı'nın tapınağını yıkıp üç günde yeniden kurabilirim," dedi. Başkâhin ayağa kalkıp İsa'ya, "Hiç cevap vermeyecek misin?" dedi. "Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?" Ne var ki İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise ona, "Yaşayan Tanrı hakkı için sana yemin ettiriyorum. Söyle bize, Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin?" dedi. İsa, "Söylediğin gibidir," karşılığını verdi. "Üstelik size şunu söyleyeyim. Bundan sonra insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz." Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak, "Tanrı'ya küfretti," dedi. "Artık tanıklara ne ihtiyacımız kaldı? İşte küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz?" Ölümü hak etti," diye cevap verdiler. Bunun üzerine İsa'nın yüzüne tükürüp onu yumrukladılar. Bazıları da onu tokatlayıp, "Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım. Sana vuran kim?" dediler. Petrus İsa'yı inkar ediyor. Petrus ise dışarıda avluda oturuyordu. Bir hizmetçi kız yanına gelip, "Sen de Celileli İsa ile birlikteydin," dedi. Ama Petrus bunu herkesin önünde inkar ederek şöyle dedi, "Senin neden söz ettiğini anlamıyorum." Sonra avlu kapısının önüne çıktı. Onu gören bir başka hizmetçi kız orada bulunanlara, "Bu adam Nasıralı İsa ile birlikteydi," dedi. Petrus yemin ederek, "Ben o adamı tanımıyorum," diye yine inkar etti. Orada duranlar az sonra Petrus'a yaklaşıp, "Gerçekten sen de onlardansın. Lehsen seni ele veriyor," dediler. Petrus kendine lanet okuyup yemin ederek, "O adamı tanımıyorum," dedi. Tam o anda horoz öttü. Petrus İsa'nın, "Horoz ötmeden sen beni üç kez inkar edeceksin," dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı.